Herkese merhabalar, Mübarek Ramazan ayı geldi ve tabii ki bazı arkadaşlarımız oruç tutuklarından yavaş yavaş. ...enerjileri düştü ve dediler ki biz artık çalışamıyoruz. Netlerimiz de azalıyor. Bazı arkadaşlar oruç tutmasalar dahi... ...zaten istedikleri netlere ulaşamadıkları için moralleri bozuldu. Bazı arkadaşlar sıkı sıkıya çalışıyor ama... ...hala istedikleri verimi, hala istedikleri tempoyu yakalayamadılar. Bizler de sizler için hem oruç tutamayan arkadaşlarımız için... ...hem de oruç tutabilenler için... ...iki tane hatta şu üçünü de sayarsak... ...üç tane güzel program hazırladık arkadaşlar. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Token arkadaşlar insanın daha fazla uykusu geliyor. Mesela iftardan sonra uykumuzun gelmesi sebebi bu. Açken insanın verimliliği daha da artıyor esasında. Zihinsel fonksiyonlar artıyor ve enerjisi daha yüksek oluyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Sadece biz bazı anlarda psikolojik olarak ya ben açım yorgunum yapamıyorum dediğimiz için... ...oruçluyken bazen ders çalışamayacağımızı zannediyoruz. Ama ister oruç tutamayan öğrenci tarafında olalım... ...ister oruç tutabilenlerde olalım... ...ister sahura kadar, İster normal program yapmış olalım. Burada sizler için üç farklı programı bizler Tonguç Kampüsü olarak hazırladık arkadaşlar. Oruçlu da çalışan arkadaşlarımız için normal gündüzde yani oruçluyken de ders çalışabilen arkadaşlarımız için de program yaptık. Sahura kadar ders çalışıyorum gündüzde uyuyorum diyen arkadaşlar için de bir programımız var. Bir de oruç tutamayan arkadaşlarımız için programımız var. Bu üçü aynı zamanda hem okula giden kursa giden ya da mezun öğrencilerimiz için de uygun oldu arkadaşlar. Şimdi bu programa geçmeden önce şunu bir kez hatırlatmak istiyorum. İnsan oruçluyken ya da açken ders çalışamaz diye bir şey yok. İnsan açken de ders çalışabilir. Açken siz hala sizsiniz arkadaşlar. Açken sen sen değilsin diyenlere inanmayın. Sadece burada dikkatli, verimli ve doğru kullanmak gerekiyor bedenimizi. Sonrasında yine mükemmel bir şekilde çalışabiliyoruz. Hatta oruçluyken insan daha iyi çalışıyor. Çünkü e, zihnini dağıtabilecek kötü şeyler zihninden uzaklaşmış oluyor. Yemekle de uğraşmıyor. Oturup sadece yapabileceği tek şey ders çalışmak oluyor. Onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birincisi buradaki üç programı karşılaştıracak olursak... Birincisi oruçlu da çalışan arkadaşlarımız için... ...sabahleyin sahurdan sonra... Birincisi 3 saatlik bir çalışma planımız var. Yani 5.30'da sahurun bittiğini düşünelim. 5.30-8.30 arası çalışıyoruz. Burada eğer okula gidiyorsanız okula gidiyorsunuz. Dershaneye gidiyorsanız hafta içi öğrenseniz dershaneye gidiyorsunuz. Eğer değil yok ben normal öğrenciyim hocam dershaneye gitmiyorum mezun öğrencim, okula da gitmiyorum diyorsanız burada kendiniz yeniden bir altı buçuk saatlik çalışma yapıyorsunuz. Sonrası 15-17 arası bir uykumuz var. Bu uyku değerli çok önemli bir uyku bu. Sonrası yine iftar öncesinde 17-19 arası bir daha çalışmamız var. Ardından iftarımızda 19-22 arası güzel bir dinlenme verdik. İstediğin kadar dinlenebilirsin. Burada hatta daha az da dinlenebilirsin. Sonrasında yine iki saatlik bir çalışmamız var. Toplam 3 artı 4 7 saatlik bir çalışma süresi veriyoruz. Normal dershane okul çalışması haricinde. Sonrasında uykuya gidiyoruz. 24-400 arası uyku. Sonra bir daha ekstra bir uykuyla devam ediyoruz. Şimdi gelelim bu tarafa. Sahura kadarcılarda yani ben hocam savura kadar ders çalışırım. Gündüz ders çalışmam diye arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi 4-35-30 arası sahurumuz var. Sonra 5.30-8.30 arası uyuyoruz. Sahurdan sonra bu arkadaşlar çalışıyordu, bu arkadaşlar uyuyorlar. Eğer okula gidiyorlarsa gününüzde uyumaya devam edebilirler. Eğer okula gidiyorlarsa ya da dershaneye gidiyorlarsa gene gidiyorlar. Geldikten sonra yeniden 15-19 arası uyku var. Bakın uyumuştuk, yeniden uyuyoruz. Sonrası iftarda bir dinlenme. İftar 19-21 arası dinlenme. Ardından 21-24 arası çalışma. Geceliğin bir kez daha bir dinlenme. Yani böyle uykulu dinlenme değil. Bu maviler uyku. Maviler uyku. Ama buradaki e, yeşiller normal yiyecek, içecek dinlenmesi. Sonrasında yine savura kadar 4 saatlik bir çalışma var. Burada 4 artı 3, 7 saatlik bir çalışmayı okul dersen harcına yapabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız, oruç tutamayan arkadaşlarımız ise normal okula gidiyorlar. Sabahleyin ya da dershaneye gidebiliyorlar. Ya da mezunlarsa normal çalışmalarını yapıyorlar. Sonrasında yine 15-16 arası onlara da bir dinlenme veriyoruz. Yine çalışma var iftar öncesi. İftar saatinde zaten hep beraber yani oruç tutulmuyorsa bile yemek akşam yeniyor zaten biliyorsunuz. Sonrası yine 4 saatlik bir çalışmamız var ve uykumuz geliyor. Burada arkadaşlar şunu tekrar söylüyorum. Sizler oruçluyken de ders çalışabileceğiniz aklınızdan çıkarmayın. Bu en büyük bir hurafedir. Yani oruçluyken de ders çalışamıyorum bırakacağım olmuyor susuzlu olmuyor. Hayır oruçluyken de ders çalışabilirsiniz. Peki ne yapmamız lazım? Bu çalışmalardan ne yapmamız lazım? Hocam tamam bu çalışmalar yedi saat burada belirlediniz bizlere ama ne yapacağız? Birincisi arkadaşlar her gün mutlaka deneme çözmeniz gerekiyor. TET denemesi olabilir, AYT denemesi olabilir. Geçmiş yıllardaki 2022, 2021, 2020 sınavları olabilir. Bunları mutlaka bol bol çözmeniz gerekiyor. Bunlar çok değerli arkadaşlar. Deneme çözdükten sonra da denemelerdeki hatalarınızla alakalı elinizdeki kitaplarda. Mesela dedim, paragraf hatası çıktı ya mutlaka paradoks paragraf gibi, paragrafik gibi kitaplardan sorular çözmeniz gerekiyor. Ya da işte fizikli hata çıktı. AYT, Kamplas, fiziklerden, kimyalardan, biyolojilerden Elinizdeki kaynaklardan fark etmez sorular çözmeniz gerekiyor. Ama denemedeki hatalarınızı görmeniz gerekiyor. Peki denemeyi ne zaman çözeceğiz hocam? Denemeyi de hani bu kırmızılar çalışma saatleriydi ya bunun ilkinde çözmeniz lazım. Oruçluyken de çalışanlar bu saatte denemeyi çözmesi lazım. Savura kadarcılar iftardan sonra çözmesi lazım. Oruç tutamayan arkadaşlarımız da yine ilk çalışma saatinde gündüz çözmeleri gerekiyor. Tabii bunlar dershaneye okula gitmeyen mezun öğrenciler için söylediğimiz bir program. Dershaneye gidiyorsa ya da okula gidiyorsa ona göre yeniden deneme saatine revize edebilir. Ama insanın ilk başta böyle uyandığına bak sahur demek uyanmak demek. Burada da hani bir uyku dinlenmeden uyanıyorsun. Burada bir dinlenmeden uyanıyorsun. Buralarda arkadaşlar deneme çözüyorsunuz. Sonraki saatlerde denemedeki hatalarınıza göre ee, sorularla ödev veriyorsunuz. Yani yazım kurallarını mı hatan çıktı? Yazım kuralları test veriyoruz. Ama hocam ben yazım kurallarını biliyordum. Bilmiyor musun? Bak denemede yanlışın çıkmış. Şeklinde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bir de her gün paragraf soru çözmemiz de çok önemli. Biliyorsunuz bizim paradoks paragraf kitabımız e, ee, var bunun. Efsanevi bir paragraf kitabı. Bu kitabı neden sizlere öneriyorum? Çünkü içerisindeki Zorlayıcı sorular sizin TYT'de gerçekten önünüzü açacak, rahatlatacak arkadaşlar. YKS'ye son 80 gün kaldı. Bazı arkadaşlar orucuz diye bırakıyor, bazı arkadaşlar da Nisan-Mayıs ayları gevşer, gönül yayları diye bırakacaklar. Ama sizler sonuna kadar hedefinize konsantre olduğunuzda inşallah hayallerinizdeki üniversiteleri, bölümleri kazanacaksınız. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere inşallah.